derse geri dönüş hayal mi? Bu yöndeki yoruma katılıyor musunuz? Ama onun öncesinde de siz burada Mısır'ın isteksiz olduğunu görüyoruz ya. Gerçi hani Suudi Arabistan bir egzersiz yapmaya başlamış ama Mısır'ın isteksizliğini açıklarken biraz siyasi riskleri nedeniyle, Mısır açısından söylüyorum. Siyasi riskleri nedeniyle, o da Müslüman kardeşler bağlantısı, Hamas bağlantısıyla açıklamak herhalde bu noktada hani izleyicilerimiz açısından da zihni açmak için galiba ihtiyaç. Ne dersiniz? Yani benim şahsi düşüncem İsrail'in artık Gazze'yi Filistinsizleştirme projesinin yürütüldüğü şeklinde. Bu adım adım buna doğru gidiyor. İşte Hamas İsrail'e belki de hayatının en büyük fırsatını sundu. Eğer bir önleyen çıkmazsa Filistin'in artık bir Gazze'nin artık bir İsrail toprağı olacağını giderek göreceğiz. Çünkü bu deniz yetki alanları 40 kilometre genişliğindeki bir alan. Buradaki karasuları, işte kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, bütün bunların hepsi Mısır'la yapılacak bir anlaşmayla Gazze'lilerin Mısır'a gitmesini, hatta biliyorsunuz İbrahimi anlaşmalarının içerisinde böyle bir alan yaratıp işte Gazze'lileri oraya taşımak gibi bir düşünce de var. Dolayısıyla yani siz Mısır işin finalinde gayet de istekli olabilir ve bunun bir aracı olabilir mi diyorsunuz? Ben istekli olur demedim ama yani mecburiyetten kaynaklı olarak evet demek durumunda kalabilir. Öyle de kalacak diye düşünüyorum. Yani Hamas böyle belki de Filistin davasına en büyük ihaneti yaptı. Salt işte İsrail'in özgüvenini yıkabilmek, olağanüstü bir operasyon yaptım demek. Bir de El Fetih ile işte arasındaki Batı Şeria'daki Mahmut Abbas grubu değil de artık sizin lideriniz benim diyebilmek için bu işe girişti ve bu çok pahalıya mal oldu Filistinlilere. Bana göre artık tabii erkenden bu böyle olur demek mümkün değil. Öyle bir iddiada bulunamayız ama gidişat onu gösteriyor. Çünkü Hamas hedef olamaz. Hamas bir terör örgütü yani netice itibariyle bir yerden besleniyor. O beslendiği tabir tırnak içinde söylüyorum. Yani bataklığı kurutmadan buradaki benzetme açısından bu ifadeyi kullandım. Bataklık Gazze'nin içerisinde yaşayan halk. Onun hepsini temizlemek için ne yapması lazım? Bir yere göndermesi lazım. Zaten baktığımız zaman işte bu İbrahim'i anlaşmalarının içinde de böyle garip bir şey var. Hiçbir anlam veremiyordu. Bilmiyorum Deniz Bey de muhtemelen bu konuya temas edecektir. İşte onun yürürlüğe girdiğini görüyoruz. Hı. Yani bu açık. Giderlerse dönemezler. Anladım. Giden dönmüyor. Giden dönmüyor. Biz bile AKP iktidarı seçimden önce söz verdiği halde 1 milyon kişi göndereceğiz dedi Suriyelilerden. Daha bir kişiyi gönderemedi. Onun için istenirse gönderilir tabii. Ayrı mesele buradaki farklı ama gelen gitmez. Bir daha dönmez yani. Tamam.